başlangıç itibariyle yardımlaşma, dayanışma ruhunu taşıyan, Anadolu Birliği'ni ve toplumsal düzeni kuran yapısı ile de çok yönlü bir kurumdur. 13. yüzyılda Türk İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahi Evran Veli tarafından temelleri atılan, sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımızda önemli bir yer tutan ahilik teşkilatı, aynı zamanda Anadolu'nun vatandaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, yaygınlaşmasında, köklenmesinde büyük rol oynamıştır. Hiç şüphe yok ki, Arapça kardeşlik anlamına gelen ahi sözcüğünü teşkilatın adı olarak kabul eden bir anlayışın vizyonu da birlik ve beraberlik anlayışına dayanır. Ahilik köklü geçmişiyle sadece mesleki bir yapı değil, toplumumuzun her kesimine hitap eden, üretimden tüketime, ticaretten sanayiye kadar geniş bir alanda bizlere rehberlik eden bir anlayış, esasında aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Ahilik ismiyle de müsemma, ahi kardeş demek. Biraz önce Metin Başkanım söyledi. Ahilik mesleki dayanışmayı ve iş ahlakını, burası çok önemli, teşvik eden, aynı zamanda manevi değerlerimizi de yücelten, toplumsal huzuru ve refahı amaçlayan bir sistemdir. Sadece bir ticari manada mal alışverişini önemseyen, önceleyen bir iş değildir. Kıymetli arkadaşlar, Ahi Evran'ın kalbini, kapını, alnını açık tut öğüdünü şiar edinerek, Türk kültürünün bin yıllık mirası ahilik geleneğini nesilden nesile aktaran, emeğini ve alın terini sanata, zanaata dönüştüren değerli esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik haftasını gönülden tebrik ediyorum. Ahilik sadece bir ticari faaliyet değil, toplumumuzun çok önemli bir dinamiği ve kadim kültürüdür. Tarih boyunca Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devletlerimizin kuruluşunda büyük katkıları olan önemli bir teşkilattır.